kaçacak. Oh nendi kozarim. Erkeklerin günahı. Oh nendi kozarim. Kızlardan sorulacak. Oh nendi kozarim. Erkeklerin günahı. Oh nendi kozarim. Kızlardan sorulacak. Oh bu hafta Trabzon'dayız. Trabzon'un önde gelen firmalarından Özgüneş'teyiz. Özgüneş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halis Güneş ile beraberiz. Programımıza hoş geldiniz diyelim. Halis Güneş ve Özgüneş ile kısaca birkaç cümle size danışmak istiyorum. Özgüneş sahibi Halis Güneş, Trabzon'a 1985-1990 yılında geldik. Ticarete 1985 yılında başladık. Hırdavat el arabasıyla başladık. Samsun'da 1990 yılında Trabzon'a geldik. Trabzon'da ilk geldiğimiz sene 17 kişiyle ticarete başladık. Bugün yaklaşık 130 kişi çalışanımız var. Özgüneş'i daha ileriye yönelik, daha ileriye, daha verimli olması için Özgüneş Showroom kurduk. Bunu da müşterilerimiz yaklaşık 6000 Karadeniz bölgesinde 6000 müşterimiz var. 6000 müşterimize lojistik olarak fabrikaları birleştirmek, fabrikalarda işbirliği, güç birliği olarak yani 6000 gücü bir araya alarak biz 6000 müşterimizin adına pazarlık ederek en iyi hizmeti Trabzon'a sunmak için showroom açtık. Bugün Trabzon dediğimiz zaman Türkiye'nin bir ucu sayılır. Burada genel olarak nakliye sorunu mala çok %10 gibi maliyet getirmektedir. Biz bu işbirliğiyle 6000 yaklaşık müşterimizin gücüyle nakliyeyi devreden kaldırdık. Biz bugün Trabzon'da hizmeti son derece İstanbul fiyatına vermekteyiz. Biz işbirliği, güç birliği olarak 6000 müşterimizi önümüze alarak fabrikayla fabrikalara altyapımızı anlattık. Elimizde böyle 6000 bir müşterimiz var. Biz bu işin çekirdeğinden 1985 yıllarından geldiğimizi, el arabasıyla yetiştiğimizi söyledik. Fabrikalarda bizi 25-30 yıl sektörün içindeyiz. Son derece bizleri çok iyi bilirler. Bu 30 yıllık fabrikayla fabrikalar bizim olarak biz düşündük. Fabrikalarda bizim işletmemizi, showroom'umuzu bizim olarak kabul ettiler. Bize dediler ki bize düşen görevler nedir? İsteyin dediler. Bizim hedefimiz, ilkemiz kazandırmadan hiçbir şey istemek değil. Önce bizim hedefimiz karşı tarafı kazandırmak. Sonra bizim müşterilerimiz bizleri showroom açtık. Hayırlı olsuna geldiler. Müşterilerimiz çok daha sevindiler. Çünkü neden? Özgüneş bizler için en iyi bir yatırım yaptığını gördüler. Biz müşterilerimize şunları anlattık. Değerli müşterilerimiz, şu showroom Karadeniz bölgesinde tektendir, Türkiye'den de tektendir diyebilirsiniz. Biz sizlerin sayesinde, sizlerin bizlere vermiş olduğunuz destekle belli bir yerlere geldik. Bunu da gelirken sizlere en iyi hizmeti sunmayı düşündük. Trabzon, Akçaabat, Akçakale'de bizim showroom'umuz 25 kilometre. Bizim haftanın 6 günü hizmet vermekteyiz. Son derece bir altyapı kurduk. Bizim için fiyattan önemli bir hizmettir. Bizim buradan Hopa'ya, buradan Ünye'ye, buradan Gümüşhane'ye servislerimiz var. Müşterimiz alo dediği zaman servis altında hemen kapısında sabah mallar hazırdır. Şimdi burada bizim bu showroom'u ben isterim ki bilmeyen müşterilerimizin gelsin bizim showroom'da bir çayımızı içsin, bizleri bir ziyaret etsin. Acaba Özgüneş ne yaptı diye bir gelsin baksın. Özgüneş'in ne yaptı hep müşterileri içindir. Müşterilerimiz kazandı, biz kazandık. Müşterilerimiz kaybetti, biz kaybettik. Onun için biz mutlaka müşterilerimizin kazanmasını mutlaka dikkat etmek zorundayız. Müşterilerimizi karlı hale, stok yememesine, yani vadeyi iyi kullanmasına, biz onlara son derece iyi çeşit, değişik çeşit, değişken çeşit burada showroom'da bulunmamıza gayret etmemiz. Biz bu vesileyle ciddi markalarla bayilik aldık. Bugün kırtasiyede son derece yok yok, hırdavatta yok yok. Elektronik oyuncakta yok yok, plastikte yok yok, her şey Özgüneş'te var. Hem de fabrika fiyatına var. Bugün bizden almayıp İstanbul'a mal almaya giden bir firma gittiğine pişman olacak. Ama ben derim ki illa orayı bir görsün, bizi ondan sonra görsün derim.
Biz bu işin çekirdeğinden geldik. Biz bu işin 30 sene fakültesini bitirdik. Ben müşterime derim ki bizde mal almanız hiç önemli değil. Gelin bizden çay için eğer bir iş kuracaksanız mutlaka bizim bir görüşümüzü alın. Biz mutlaka size mal almazsanız bile sözlü olarak size yardımcı olmaya gayret edelim derim. O da bize feyiz verir, gurur verir. Biz Mevlana demiş ki olduğun gibi görül ya görüldüğün gibi ol. Biz inanmadığımız hiçbir şeyi müşterimize anlatmayız. Her anlattığımızı biz mutlaka kendimize layık görmüşüktür. Onun için bu showroom'un çok önemli yeri var. Bu showroom ilerleyen günlerde Türkiye'de çuvalacak ama bunu ilk kuran Özgüneş ve Özgüneş müşterileri olacak yani. Ve bundan hepimiz gurur duyacak. Burada bizim hedeflerimiz paradan ziyade bölgede hizmet vermek. Bölgede bizim yaklaşık bugün 130 çalışanımız var. Biz 130 çalışanlarımızın 200'e çıkarmak, 250'ye çıkarmak, eğitimli, ilkeli bir yani personel yetiştirmek. Hedefimiz hizmet olacak yani. Biz bir yerde hizmeti satmamız gerekecek. Hizmeti en güzel şekilde vatandaşın ayağına götürüp vatandaş bize her zaman inanacak bir seviyeyi biz yakalamamız gerekecek. Onlar şimdi bir yerde diyelim ki bir abimiz geldi. Hopa'dan biri geldi, Ünye'den biri geldi, Fasya'dan biri geldi, Ordu'dan. Hiç önemli değil. Diyecek ki Hacı Efendi bizim şöyle bir yerimiz var. Metrekaresi budur. Bizde hesaplar hazır. Kaç metrekare ise hemen ona söylüyoruz. Sizin mağazanız şu kadar paraya dolar. Ya efendim bizim paramız yok. Bizim paramız yoksa bizde vade farkı faiz de yok. Biz müşterimize diyor ki yeriniz varsa yerinizi gösterin. Rafları biz yaptıralım. Malınızı biz dolduralım. Misal çıktı 500 milyar liraya hiç düşünmene gerek yok. 10 ay vade yaparız. Ama biz bundan teminat alırız. Çünkü neticede ticaret yapıyoruz. 10 ay vade dünyada bizim sektörde görülmemiş bir vadedir. Sonraki ödemeleri en güzel şekilde görüşürüz. Eğer bizim politikamızı, bizim söylediğimiz söze göre hareket ederse kazancı %100'dir evvelallah. Ama bizim dediğimizin dışına çıkarsa oraya biz yokuz. Eğer bizimle çalışacaksa bizden istişare ederek, bilgi alarak mutlaka kazanacak. Biz mutlaka onu kazandırmamız gerekecek. Bu vesileyle iş kurmak için paraya gerek yok. İş kurmak için akla ihtiyaç var, istişareye ihtiyaç var, bilgili adama ihtiyaç var. O zaman hep gelecek bir masada istişare edecek. Hep açılan marketler bizim marketimizdir. Bizim hedeflerimiz Karadeniz'de bu işin lojistiğini yapmak. Onlar market açacak, biz onların açılışına davet edecek. Onların marketleri bizim gibi bize gurur verecek. Ve biz ondan teyiz alacak, gurur duyacak. Hedefimiz de bu olacak. Onların açmış olduğu markette, her markette 10 kişi çalışacak. 10 tane market açsak 100 kişi. Bizim bugün 6000 müşterimiz var. Bunun yani başladığımız zaman bir taraftan evvelallah Karadeniz bölgesinde bu showroomlar da 7500 metrekare showroom 100.000 çeşit bile yetmeyecek ama biz birlik olmamız lazım. Biz birbirimize inanmamız lazım. İnandığımız şekilde olmamız lazım. En iyi hizmetimizi birbirimize sunmamız lazım. Mal alsak da almasak da bol istişare etmemiz lazım. Ülkenin gidişatına çok dikkat etmemiz lazım. Fazla riske girmememiz lazım. Sattıkça almamız lazım. Bu sefer ne olacak? Hiç kaybedecek. Evvelallah hiçbir şey yok. Özgüneş'in de bu konuda 30 senelik bir tecrübesi var. Bu tecrübeyi hep birlikte kullanırsak çok güzel neticelere inşallah gideriz deriz. İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, Türkiye'nin her bölgesinde olsun. Her fabrikanın, her malın bir fabrikası var. Her ithal malın da bir ithalatçısı var. Onlar da, Türkiye'de bunlar sayıları bellidir. Bugün İstanbul'a gittiğiniz zaman, İstoca, Tahtakale'ye gittiğiniz zaman bizim fiyatlara mal alacaksınız. Bir de koli başı 10 lira, 15 lira, 8 lira nakliye vereceksiniz. Bu ne olacak? Size %10 maliyet getirecek. İstanbul'da diyelim ki otelde kalmadınız da bir akrabanın evinde kal. Evi saymayalım. Ama İstanbul'a gideceksiniz zaman kaybı, geleceksiniz zaman kaybı. Bir uçak 150 lira, gidişi 150 lira, gelişi. Bu hesap ettiğimiz zaman zaten bazı hesapları yapmadığınız zaman 1 liranın hesabını yapıyoruz ama aslında 5 lira kaybediyoruz. O zaman oturalım bu işin uzmanı Özgüneş'le gelin bir istişare edelim. Mutlaka karlı yapın. İstanbul'da da alsanız sizin karınız, Özgüneş showroom'dan da alsanız sizin karınız olsun yani. Bizim hedeflerimiz eğer sizin karınız değilse sizin bizden mal almanıza da gerek yok. Biz projeyi sunarken mutlaka sizin karınızı ortaya yatırdık. Sizin karınızı ortaya yatırmadığımız yerde Özgüneş showroom'un bir anlamı da kalmaz. Özgüneş showroom müşterisini karlı hale getirecek. Kendi kazanacak, fabrikaları mutlaka sözünü yerine getiren ve fabrikalarını da Trabzon'a, Özgüneş showroom'a desteğe devamlı akacak yani. İnşallah korkulan bir firma değil, büyüyen bir firma. Korku dağıtan değil, sevgi dağıtan bir firma olacak hep birlikte inşallah. Şimdi Özgüneş showroom dediğimiz zaman bizim Karadeniz bölgesinden, Ünye'den Alhopa'ya kadar, Gümüşhane'ye kadar, hatta Niksar, Erbabil'e,
Özgüneş'i bilir yani. Özgüneş dediğin zaman bizim çeşidimizi müşterimizin %100'ü bilir. Şimdi burada diyelim ki bir market abilerin marketi var. Böyle bir çeşidi tedarik ediyorlar. Ama bakacaklar bizi bir gün çayımız içmeye gelecekler. Bize en iyi hizmeti kim verebilir diye Özgüneş showroom'a geldiği zaman karar verecekler. Biz müşterilere diyoruz ki biz sizi ziyarete geldik. Biz şu anda hiçbir şey görüşmüyoruz. Siz gelin bizim bir çayımız için. Biz böyle sizler için lojistik bir showroom kurduk. Sizler için kurduk. Bölge için kurduk. Gelin bir görün. Sonra görüşmeleri sonra yapalım diyoruz. Ve bizi ziyarete gelen abiler yani çok şükür yüklü mal alıp bizden gidiyorlar. Yani hayırlı olsuna gelen bile bizden mal alıyor. Çünkü bizde ilkeli fiyat var. İstikrarlı fiyat var. Hizmet politikamız son derece standarttır. Fiyatlarımız son derece güvenilirdir. Bizim fiyatlarımız vermiş olduğumuz firmalara yarın yüzümüzü kızartacak fiyatlarımız olmaması lazım. Biz onlara son derece dikkat ediyoruz. Fabrikalarla bu son derece görüşmüşük. Bizim fiyatlarımız son derece hizmet olacak, güzel olacak. Müşterimiz her zaman memnun kalacak ve biz bugün bizden çalışan müşteriler şunu çok iyi bilir. Hiç kimse bize fiyat sormaz. Neden sormaz? Özgüneş bu konuda kendini kanıtlamıştır. Yeni müşterilerimiz gelecek, 3 geciye 3 elemana soracak. 4. elemanda aynı kelimeyi dediği zaman o daha iyi bize fiyat sormayacak. Biz bizimle yarışıyoruz, biz piyasayla değil. Bizim hedefimiz bizik. Biz yukarılara gittikçe kendimize bakacak. Yani nereye gidiyoruz? Daha yüksekte bu işi yapan güzel abiler varsa onların çayını içerek daha iyi hizmeti yani. Biz yani piyasanın fiyatıyla değil, biz kendi fiyatımızla, kendi hizmetimizle, kendi çeşidimizle hizmet verme yarışı yapmayı düşündük ve öyle devam edecek. Evet, biz diyoruz ki ister alışverişe, ister çaya mutlaka bekleriz Özgüneş showroom'a diyoruz. Sizlere hayırlı günler, hayırlı mesailer. Bizlere zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür. Nuri Bey, ekibinize sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu işletme sizindir diyoruz. Bu işletmenin en güzel bizlere bölgeye tanıtırsanız, bu işletmenin ne kadar iş yaptıkça inşallah dualar size de gelecek diyorum. Bu işletmede eleman sayısı arttıkça biz dua alacak müşterilerimiz ve bunu reklam yapan sizler de inşallah duanızı alacaksınız diyorum. Sizlere bu görevinizde başarılar diliyorum Nuri Bey. Koçarı kim yarı? Oh nenni koçarı, koçarı kim yarı?